Hanım'cığım selamlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Önce tebrikler. Çok teşekkür ederim. Tebrik hararetle iki konu için. Birincisi dil sınavını verdin, önün açıldı. Çok teşekkür ederim. Serginin akabinde de o güzel senelere yayılmış olan Van gravürleriyle ilgili çalışmanın kitabını da bekliyoruz hasretle. En kısa zamanda onun da hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah. Yani İnşallah. O da bitirmek üzere olduğumuz bir çalışma hocamla birlikte tamamladık sayılır. Hocam Ruhi Konak. Ruhi Konak hocamla. Herhalde onun hocam diye bahsettiğimde o isim gelir aklınıza. Ben tabii ki ben gayet iyi anlıyorum da tabii bilmeyenler de olabilir. Evet, bilmeyenler için yardımcı doçent doktor Ruhi Konak Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı. Benim de tez danışmanım ve birlikte çalışmayı devam ettirdiğim kişi diyeyim. Evet, resim çevreleri arasında çok büyük ismi olan, çok Türkiye'nin ismini dışarıya duyuracağına emin olduğumuz hocalarımızdan, sanatçılarımızdan, tabii. Sanatkarlarımızdan, ressamlarımızdan tabii ki. Evet. Onu ayrıca, onunla ayrı bir bölüm yaparız. Evet. Şimdi konumuz sen ve sergi. Çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle sen kendini kısaca kendimi tanıtayım. Halit Yabalak, Van doğumluyum. 1985 Van doğumluyum. Lisans, yüksek lisans eğitimimi 100. Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Anabilim Dalı'nda tamamladım. 2012 yılında Van Gravürleri isimli yüksek lisans tezim kabul edildi. Daha sonra çalışmalarıma kişisel atölyemde devam ettim. Bu arada da işte en son sizin de söylediğiniz gibi önümde bir dil engeli vardı. Onu tamamladıktan sonra da akademik çalışmalara yönelmek için biraz hızlandık. İlk sergi o anlamda değil mi? Tabii ki pek çok kalmadı. Solo sergilerin olduğu biliyorum. Altıncı kişisel sergim olacak. Tabii karma sergilerin sayısı bir hayli fazla oldu. Herhalde 100'ün üstünde uluslararası sergiye katıldım. Ama bu dediğiniz gibi uzun bir süreden sonra yaptığım iyi etkinliklerden biri. Öyle diyeyim. Şimdi uzun süreden sonranın ötesinde dil sınavında verip önünde akademisyenlik yolu açıldıktan sonraki ilk sergi. Evet, doğru. O anlamda bir önemi vardır sanırım. Mutlaka. Bir de Rüya hocamızın çok büyük destekleri olduğunu, yönlendirmeleri olduğunu sanıyorum. Yani onunla ilgili... O anlamda da dış desteği olan belki de ilk sergin diyebilir miyiz? Evet. Yani çünkü daha önceki resim anlayışımın çok dışında bir şey bu. Resimlerimde sizin birazdan beraber bakacağız. Daha önce yaptığım çalışma tarzının dışındaydı. Bunda iki faktör bu yöne yöneltti. Birincisi hocam benim minyatür sanatçısıydı ve ben çağdaş resimlerde pentürle uğraşıyordum. O yüzden ikisinin bir orta yanını hocam bana sürekli yani söylüyordu ne yapabiliriz yönlendirmeleri oluyordu. En son hocamın işte kitap okumaları sırasında beraber okuduğumuz bir kitaptan, minyatürle ilgili bir kitaptan epey etkilendim. Orada bir çalışma beni bu gördüğünüz eserleri yapmaya yönlendirdi. Valla o esinlenme belki de etkileşim diyelim ya da esinlenmenin ötesinde etkileşim diyelim. Evet. Herhalde çok güzel bir sonuç doğurmuş olacak. Umarım öyledir, umarım beğenirsiniz. Bizden ziyade tabii otoritelerin bu konudaki yorumları evet. Önemli. Tabii aynen. Seninle biz Urat Kafe'den sonra epey bir uzak kaldık. Doğrudur. Falan. O Urat Kafe ne kadar güzel bir kafeydi sanat açısından da. Ama biraz bana mı fazla geldi bilemiyorum. Biraz herhalde toplumların belli bir gelişim seviyesi oluyor. Seviyede biz doğru. Önemi çekmeye çalıştık. Van gerçekten hatta daha iyi yerlere layık bir yer. Kesinlikle. Fakat bir türlü işte araya deprem girdi, bir şeyler giriyor. Bu aksilikler sürekli oluyor ve Van bir türlü bu kültür sanat olaylarında istediği yere gelemiyor. Ama orada açtığın sergilerin, daha doğrusu açtırdığın sergilerin her birisi başlı başına bir olay idi. Tabii ya. Ayrı ayrı. Allah'tan birkaç tanesini videoya yani, alıp sergileme imkanı bulduk. Yani Van'da siz, herhalde en iyi şey sizin oraya gelmeniz, sizinle tanışmamız oldu. Çünkü orada birçok sanatsal etkinlik yaptık. Fakat bunların
bazıları duyuruldu, diğerleri duyurulmadı. Maalesef. Şöyle bir dezavantajımız olacaktı sizinle tanışmasaydık. Bunların hiç kaydı alınmayacaktı. Hiç değilse bunlar bir en anda saklanabiliyor. Araştırmacılara... Kaydı alınabildi. Van'da sanat alanında yapılan çalışmalarla ilgili bir araştırma yapıldığı zaman evet tarihte bunlar da yapıldı denilecek. Evet. Arşivler size ait. Halit'im peki bu eğer ne? Bu eğer... Konu. Bir de geçmeden önce ben biraz erken davrandım. Evet. Sergimizin adını senden, neden öyle bir ad olduğunu da senden öğrenelim. Evet. Konusuyla birlikte sonra eğer'e geçip resimleri tanımaya başlayalım. Sergimizin ismi Afrasyab'ın Dönüşü. Bu ismi seçmemde tabii sergiye esin kaynağı olan kitap da aynı isimle adlandırılıyordu. Özbekistan'da Semerkant'ta bir yer ismi. Evet. Milattan sonra 700'de Afşin Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bir ikamet alanı geçiyor. Bununla ilgili Tahsin Parlak hocamızın bir kitabı vardı. Oradan esinlenmiştim. Şimdi resimlerde de baktım ki bir dönüşü var. Yani bir evet milattan sonra 700'de yapılmış. 1960'larda gün yüzüne çıkmış ve %90'ı tahrip yani olmuş. 1200 sene sonraki 1200 sene içindeki o kadar tahribat tabii ki. Yani %90'ı tahribata uğramış. O Afrasyab'ın dönüşü belki dedik hem zihnimizde hem onun insanların görsel zekasında bir yer etmesi belki akıllarında tutmalarına yardımcı olacaktır. Hafızalarında yer edinecektir diye düşündüm. Evet, eğer'e gelince resimler nasıl olsa bakacağız tekrar tekrar. Eğer şimdi resimlerde de göreceğimiz gibi at figürü Orta Asya'da vazgeçilmez unsurlardan biri. Kesinlikle. Milattan sonra 700'de de olsa, günümüzde de olsa at hem Orta Doğu'da hem Asya'da, bizim Anadolu'da yiğidin yanında anılması gereken bir unsur ve sürekli bahsedilir. Resimlerimizde de at figürü çok yoğundu. Bu figürü destekleyecek en azından görsel bir üç boyutlu materyalle resimleri desteklemek istedim. Eğerimizde oradan kalma. Atını bulamadık. Atı sergi salonuna yani, yerleştirmeyi evet, düşünüyordum bulsak da. Bulsak da evet. İşte gelenlerden yer kalmaz filan diye atı... Ülkenler olur. Kokusundan tabii. Rahatsız olanlar yani, olur. Yapayını da koyduğunda bir anlam olmaz. Evet. Yani. En azından Semer'le o atın evet. Da burada olduğu o tarihi mirasın hissettirme. Yani resim kendisini hissettirir. Baktığımız zaman realist resim olsun ya da soyut resim dahi bize bir duygu hissettirir. Fakat o maddenin kendisinin olması o bize daha farklı bir özdeşliğim kurar. Çünkü o maddeyle biz hepimiz eğer görmesek Semer görmüşüzdür. Bir şekilde onunla bir bağlantı kuracağızdır. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet, resimlere geçebiliriz herhalde. Tabii, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. Sağ olun.